Selamlar herkese, ben Literp Doğan Harman Gürel. Bugün Meta ile birlikte bir normal oyuna girdik. Sohbet edelim dedik yeni Meta hakkında, yeni sezon hakkında. Meta benden biraz daha bilgili, ben çok fazla işim vardı, çok uzak kaldım. Meta umarım sizi bilgilendirecek bugün. Ben şu an arkadaşlar West'te bayağı bir oynatıyorum. Neden bilmiyorum. Canım sıkıldı açıkçası. Yani sabah akşam West'te ranked atıyorum. Ne deniyor preseason'a tam olarak? İngiliz Türkçe. Bir saniye beklesene. Green screen düştü. Onu ayarlayacağım. Evet. Sen ne dedin? Ne bilmek istiyorsun mu dedin? Yok, preseason tam olarak Türkçesi ne oluyordu? Sezon öncesi dönem diyorlar. Sezon öncesi mi? Ha. Sezon öncesi dönemde işte ranked girmenizi hem tavsiye ediyorum hem tavsiye etmiyorum. Yani İki nedeni var bunun. Yani tabii. ikisinde birer nedeni var. Çünkü ilk neden, oynamanız gereken neden, meta'ya ne kadar çabuk uyum sağlarsanız diğer oyunculardan o kadar önde olursunuz. Alışma süreciniz o kadar kısa sürer. Biraz mikrofonu uzaklaştırsan puf puf Ha, sesi geliyor. iyi mi şimdi? Şu an iyi. Oynamamamanız gereken nedense genelde herkes zaten sezon bitti diye trollüyor. West'te bunu çok görüyorum çünkü. Adam abi gidiyor 20 kere ölüyor, preseason yazıyor, hiç bitti olay. Abi. Niye kasayım ki diyor. Gerçi bir şey değiştirmeyecektir Riot Games. O yüzden. Bu arada şimdi ben nişancı oynayacağım. İlk eşya tırpan almam mı mantıklı yoksa Doran'ın kılıcı mı? Doran kılıcı alıyorlar. Sonradan mı alıyorlar tırpanı? An hangisi? Şey, minyon katlettikçe altın kazandırıyor. 100 Onu hiç minyonda alan görmedim 300. açıkçası, biliyor musun? Bence gayet OP bir item ama. Bence gayet alınır yani. O alan görmedim. Bu arada artık oyunlar çok daha hızlı bitiyor. Süreler kısaltıldığı için. Fark ettin mi? Aynen. Kartopu etkisi bir de çok daha fazla ya. Yani... Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Sen üst koridorda çok olay değişti dedin. Nasıl Ha, değişti? mesela gördüğüm kadarıyla, şahit olduğum kadarıyla artık TP alan pek yok. Hı. Yani işlevsel şampiyonları alıyorlar. Mesela Rammus top oynanıyor. Neden bilmiyorum. Onu biliyor Ama musun? Ben bayağı oynuyordum çünkü Kore'de bir tane manyak herif vardı. Deli gibi oynuyordu. abi Şu an çok metaya güçlü, mı biliyor girdi? musun? Meta'ya girme değil tam olarak. Şöyle Masterizler sağ olsun AD alan kazanıyor. Hmm, aynen. Artık yetenekli karakterleri daha az oynanıyor. Yani Rammus da bunu direkt counter'lıyor. Mesela geçen de 3 AD takım yapmıştık. Adam direkt şey yaptı. Aldı abi. Hı. Rammus'u. Damage atamıyoruz. Abi çok çok güçlü ya. Bir şey söyleyeyim mi? Hafif AP kasıyor. AP Yani kasıyor. maske alıyor. Hı Tam hı. olarak şey bilmiyorum. Neydi? Liandry. Hı. Liandry'nin eziyeti alıyor işte, onun küçüğünü. Bir de ayakkabıyı bir nüfuz alıyor. Ve deli gibi vuruyor. Bir etek atıyor yani. Anladım. Çok ilginç. Zamanında yaptıklarında da iyiydi. Direkt ayakkabıyı rushlıyorsun herhalde. Aha. Şey yapıyor, hatırlıyor musun? Bizim bir ortak tanıdığımız yapıyordu. Her şeye tapta o ayakkabıyı Ha, çıkıyordu. aynen. Güzel ama TP ile iyi iş yapıyor. Aynen. Yine de acayip ya. Meta çok değişti bir anda. Ben özellikle şeyi anlayamadım. Bu Guinsoo'nun kullanımı olayını anlayamadım. Onu da bir açıklarsan süper olabilir. Bu hangi karakterle alınıyor? Tam olarak çok görmedim. Ya, klasik ama bildiğimiz şey Hı oluyor. hı. Jax'i alıyorlar. Gün şeyde gördüm. Fizz'i aldı bir tane adam. Fizz AP mi? Evet. Çok ilginç. First item olarak yani rushladı direkt. Abi benim hepsini incelemem lazım. Bu aralar çok zamanım olmadı. Yani bir bakıma eğlenceli, bir bakıma kötü ya. Ya yani alışmak zorlayacak ama alışınca da çok güzel olacak muhtemelen. Aynen. Geçen sezon hatırlıyor musun? Geçen sezon ne? Onları diyor sezon. Etla falan yeni çıkarken. Abi bu oyunu bitirdiler falan diyordum ben açıkçası. Oynama Abi herhalde diyordum. yani o şu ankine oranla hiçbir şey ya. Aynen. Yani şu mesela Rift'i getirirler. Ne, vadinin gardiyanı mı? Öyle bir şey miydi ismi? Alameti sanırım. Aynen, alameti. O da birazcık garip abi. Direkt Baron buff veriyor. Aynen. Onunla ilgili şöyle bir bilgilendirme şeyi yapalım ormancılar için. Eğer ormancıysanız lütfen o güçlendirmeyi almayın. Koridorda oynayan oyuncunuza bırakın çünkü yani o güçlendirme koridorda oynayan adama lazım. Siz o güçlendirmeyi alıyorsanız mutlaka üst koridora ya da orta koridora gidin. Koridoru ittirin ve kule almaya çalışın.
Eğer bunu yapmazsanız hiçbir anlamı yok o güçlendirmeyi alınmanızın. Yani o güçlendirmeyi alıp ormana girerseniz boş harcamış olursunuz. Yok, kaç okurdu bana. Ben de minyon alacağım diye saçma bir hasar yedim. Ormancıların en büyük yaptığı hata o ya. O güçlendirmeyi ben Kendi alıyor. uğraştım, çarp falan attım deyip alıyorlar. Yok, gold da vermiyor ki. Buff'ı da işine yaramıyor o kadar çok. Böyle orman içinde. Öldüm ya. Ormanda hiçbir işe yaramıyor. Yani hareket hızı, saldırı gücü veriyor ama yani onlar olmadan da zaten orman dönüyor ormancılar. Ha, odaklanamadım bu arada oynamaya. Baktan. Işından alınmamasının nedenlerinden biri de şey. Bir, artık kuleye atsan da azaltmıyor süresini. İkincisi, çizmeleri bitirmek çok daha hızlı eski oranla. Aslında şey değil. Ne Birazcık değil? daha ucuz. Ucuz Ya ya tabii daha direkt. pahalı. 300 sürat çizmesi. Ninja tabisi 1100 olmuş. Aynen. Para arttı. Kaçtı ki? 1000'di. 675 de şeyi al, küçüğü aldıktan sonra. Hmm. Ve 800. Anladım. Gerçi Ninja tabii geliştirmeleri çok mantıklı çünkü saldırı gücü şampiyonları şu anda çok güçlü. Ormandayken açıkçası parası az diye direkt alıyordum. Doğru. Discord'da kolay, Discord'da da direkt alınabiliyordu. Jax'e karşı falan mesela inanılmaz güçlü oluyordu. Jax, Irelia. Riven. Aldım öyle. Ya. Oho, bu ne? Tak Ne atıyor oldu? bana. Senin karşında Riven var değil mi? Dişli Kama. O hangi eşya ya öyle? Fertilizer. Fertilizer. Hala o videonun ikincisini çekemedik. Daha Aynen. doğrusu çok komik anlar oldu ama ben bunları videolaştıramadım. Rahmet mi ya? Yani hangi videonun hangi dakikasını alacağım falan diye daha öncesinde not etmemişsem aramam gerekiyor. Hangi videoda olmuştu? Şu videoyu tamamen seyredeyim belki çıkar umuduyla falan. O da hoş olmuyor yani. Ve çok video var ya. Sen neler yapıyorsun bu aralar? Bu aralar çok iş var ya. Bir sürü şeyle aynı anda ilgilenmem gerekiyor o yüzden. Aracımın Ya. orada. Aynen Jim'in burada ama hop. Dikkat etmedi bizimki. Dur. Görürsünüz onu ya. Kaçtı. Bilmiyorum. Yok değil mi onun? Yok, ultisi yok. Koridor sıkıntı ya. Hiç AD carry alasım yoktu. Adam destek aldı, rol kalmadı bana. O yüzden nişancı aldım. Her zaman Tanımadığım diyorsun insanla destek oynamak, yani pardon. Tanımadığım insanın yanında nişancıya da destek oynamak kadar sevmediğim bir şey yok. Hadi ya. destek yine oynanabiliyor. Haritada geziyorsun ama nişancıyla gezemiyorsun da haritada. Ciddi anlamda çok gıcık bir şey. Mesela Reckless'ın yayınını seyrediyordum. Adamın yanındaki support'a hani laf söylememek için kendini zor tutuyor. Çünkü yanındaki support o kadar rastgele oynuyor ki şey yapıyor mesela. Minyon kesecek ya Reckless. Önce support'un vurması gerekiyor, sonra kendisinin vurması gerekiyor. Orada support sonra vuruyor. adam sonra vuruyor, altına alıyor. Ya da vurmaması gerekiyor. Zaten tek vuruşta alacak kule vurduktan sonra adam vuruyor, kuleye gidiyor. Bunu defalarca kez yaptı, adam çıldırdı artık en son. Please 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 deyip böyle yapma diye şey yaptı. Yanına da. Anladım. Etti. Aynen isyan etti. Senin şey çıktı. Aynen aldım. Abi o Şey. çok güçlü ya. Bu kargo ile ilgili de şöyle bir şey söylemişler Reddit'te. Konu okudum. Adam demiş ki bu sesi kapatıp ama oyun sesinin de kapanmamasını sağlamam mümkün mü? Çünkü duyduğumda gerçekten korkuyorum. İşte ben İsrail'de yaşıyorum.
normalde bu sesi duyduğumda bombalama oluyor şehrimizde ve gerçekten korkmama sebep oluyor oyun içerisinde demiş. Of. Mantıklı ama bayağı şeymiş. Her bir şeymiş. Yani. Adam kullanmak istedi. O yüzden biraz garip bir şekilde girdi bana öldü. En OP yanlarından biri de şey. İki kez kullanabiliyorsun W bu sayesinde. Bir kargo ile kullanıyorsun sonra bir daha W kullanıyorsun. Biliyor muydun o olayı? Kargo mu? Kargo kargo deniyor. Yani kargoydu sanırım ismi. W paketmiş. Ben kargo diye düşündüm, paketmiş. Ya onu aldın o paketi, W attın, sonra tekrar direkt W atabiliyorsun. Anladın mı? Yep. Hatta adamın biri, Reddit'te böyle bir video vardı. Backdoor yapıyor şeyden. Dur göstereceğim. Adamlar kırmızı takımda, tamam mı? Şuradan şuraya kadar gidiyor ve backdoor yapıyor. Abi çok garip ya. Şey, grupta biri paylaşmıştı. Queen'le ultiye basıyor işte. Hı hı. Biniyor. Valor'a biniyor. Ongard almış. Baze'den 1500'e çıkıyor. Abi. Şey hatırlıyor musun? Rammus, pardon. Koşma şeyi vardı. Hecarim, Lulu, Jayce. Hı hı. Çok güçlüydü ya. Şey daha vardı hatırlamıyorum son. Sivir herhalde. Processes bu arada. Hatta ya. Manam kalmadı ya. Buraya gelsen aslında güzel şeyler olur. Çünkü üzerimize pushluyorlar. Ben bir şey yapamıyorum. Ooo, Riven'da double buff var zaten, girerse ölürüm. Hazır olun. Ver mi acaba bana? Tutarsa Morgana. Kimsenin de ultisi yok onun ama. Abi Riven da bende. Ben öl- Cana bak. Riven size girecek yalnız. Çıkmak lazım oradan. Biraz fazla uzağa uçmadı mı? Kim? Riven mı? Riven. Anlamadım ki. Lan şuraya mı geçti? Sanırım. Orada hala üçlü kuvvet mi çıkılıyor buna? Bir de şeyi merak ettim ben. Twitch'te ulti açınca görünmezliğiniz bozulmaz diyor ya. Ulti açıp düz vuruş yapıyor ama görünmüyor mu? Neydi o? Basbayağı Twitch'in yama notlarında şey diye değiştirmişler. Ulti açtığınızda görünmezliğiniz bozulmaz demiş. Reckless'ı seyrettim. Bütün bir oyun Twitch oynadı ama hiçbir zaman görünmezken ulti basmadı. O yüzden yok, bilemiyorum. Eskiden basınca yani atak vurmasına gerek kalmayınca bozuluyordu herhalde. Hmm. Ama yani onun için de nerflememişlerdir. 8 saniyeden 5 saniyeye düşürmüşler çünkü. Şey vardı hatırlıyor musun bir ara? Ultiyle... Tabii önce düzeltildi. Ultiyle Nexus'a vuramıyordun. Abi şu goleme bakar mısın? Çıldıracağım. Bomba atamıyorum. Bombanın önünde duruyor. Çıldıracağım ya. Şu kayacıl 2 saat boyunca ulti atmamın önüne geçti. Riven'ı korudu resmen. Neler bayağı canı artmış ya. Bu Magic Resist ve armorları yok. Neyin? Pelerin. Ha, pelerinin. Fark etmedin mi onları? Tam değil. Pelerin değil, kule diyorum kule. Ha kulelerin. Ben de pelerin anlıyorum. Hani büyü savar pelerin diye bir eşya var ya, onu düşündüm. Ha, 720'lik. Geleyim mi o Alistar'a, aldınız mı? Aldılar herhalde. O değil de Yasuo nereye girmiş öyle? Yasuo sürekli banlanıyor dedin. Yasuo'nun banlanma nedeni ne? Abi, çok OP olmuş diyorlar ama. Kritik hero'su. Ne benim doğru. Şeyde Mastery'si kritik başına lifesteal var. Doğru doğru, o bayağı güç ya, doğru. Kritik şampiyonları çok güçlendi. Abi bir adam gördüm, duydum. Karsu oyunumda denk geldim. Adam dedi ki support. AD carry'e dedi ki zeal alın işte, coşku alın kilitem. Hı hı. Sustain'in olsun dedi. Doğru, kulağa kritik vurunca canın doluyor sonuçta. Kulağa çok garip gelmiyor mu? Öyle ama gerçekler. Cidden çok acayip ya.
Yeni sezon bayağı ayarıyla oynadı insanların. Bakalım. Garip olacak ya. Ha, paket çıkıyor. Ben yanlış item build yap. Ne aldın ki? Ek first item Zonya'ya çıkıyordu da manam kalmadı. Güzel. Geliyorum oraya doğru. Koşuyorum hatta, uçuyorum. Uçuyorum. Uçtum. Ay. Abi nereye kadar gittim gördün mü? Aynen. Şuradan şuraya. Aynen. Çok güçlü ya, efsane güçlü. Eğlenceli bir de kullanması. Pinket odayı güzel olmuş ama. Aha. En sevmediğim şey ya şu. Abi Corki'nin şeyiyle Yasuo beni zıplattı. Corki'nin W'suyla Yasuo bana ulti attı. Corki'nin şeyi zıplatıyor mu? Paket olduğunda işte seni yana itiyor. Zıplatma sayılıyor da. Ya Corki o paketi aldığında W'su işte bir garip bir şeyler yapıyor. Tam anlayamadım. Aslında yani şöyle. Paketi alınca W yeteneğini kullanıyorsun ya, bir menzili inanılmaz fazla oluyor, bir de geçerken yoldaki herkesi yanlara doğru itiyor. Abi yüzden, aslında yanlara doğru itmesi çok saçma değil ki, sonuçta içinde kalması daha güzel olur yani. Ama hasarını verip itiyor. Bir de güzelliği şurada, backdoor yaparken mesela açılın ben gidiyorum şeyi var hani, ya da kaçarken falan. Şöyle düşün, biz buradayız, adam burada kalmış, buraya gitmek istiyor. W'yu kullanıyor, buraya gidiyor. Hiç kimse de bir şey yapamıyor. Sen Graves'e oynadın mı hiç yeni halinde? Evet, bayağı iyi. Abi, abi o da bayağı kötü oynadım bu arada. Bayağı kötü oynadım. Ya bırak, liter falan yazma, aptır ya. Kaç kez öldün adama. Ama ben de bayağı kötü oynadım. Hiç dikkat etmedim. Bu arada, o itemi sana tavsiye şey yapma. İlk item olarak almıyorsan alma hiç. Para hangi kaybı item oluyor. Winsaw mu? Değil, tırpan. Ha, tırpan. Doran'dan sonra aldım. Öldü. Almadı. Başıma Riven gelmesi de çok şey. Bu siren sesini. Ben sesini. Oh. Abi Riven'ın kalkanı ne öyle? Bir tane Master's'de şey var ya, kabiliyette diyeyim. Verdiğin heal ve şeyleri daha da 10-15 bin arttırıyor ve kalkanları. Soraka ve Lulu çok efsane oldu şu an. Çok iyi ya, ciddi anlamda çok iyiler. Bir de Lulu ikisini birden veriyor. Aynen. Mesela başka bir tane şey var, yavaşlatılmış ve yastan yemiş hedeflere daha çok vuruyorsun. Tam Lulu'luk. Aynen. Ama ben onu çok beğenmedim. %2.5 daha fazla verme kabiliyetim. Neden beğenmedim? Şöyle. Diğeri var ya, Kelly avcısı diye. What? Niye böyle bir şey yaptı? Harbi niye yaptı yani? Kelly avcısı diye bir kabiliyet var ya. Kelly evet. Avcısını aldığında, yani rakip takımdan 3 farklı şampiyonu öldürebilirsen, mesela ben gidip Ondaren'in Corki'sini, Riven'ını ve Yasuo'sunu öldürürsem %3 daha fazla vurmaya başlıyorum. Diğeri %2.5 hasar artışı veriyor. Pek bir anlamı yok yani. Benimki her türlü daha üstte kalıyor hasarım. Yani şey var. O kabiliyeti şu yüzden alıyorlar. Ben şöyle biliyorum. Yani profesyonellerden falan duymadan önce de ben bu şekilde düşünüyordum. Sonra profesyoneller de şunu söyledi ayrıca. O %2.5
artışı eğer ormanda yavaşlatması olan bir şampiyon oynuyorsanız alın diyor. Sallıyorum. Pardon, yavaşlatması olmasına da gerek yok. Kırmızı güçlendirmeyi alıyorsun ya ormanda. Direkt evet. Hasarını arttırıyor ormanda diyor. O hani ormanda işinize yarar ya da çok fazla skor alamayacağınızı düşünüyorsanız işinize yarar diyor. Ama skor alabiliyorsan yani zaten 3 kişiyi kesersin rakip takımdan. Nişancı olarak hala el kesersin. Geldim. Benim. Gelsen yine bomba. Yok, bu rakibinki. Benimki az önce gelmişti. Alalım şeyi, inhibitor kulesini. Alamaz mıyız? Alamayız bence. Yani. Alırız, hepsi söylüyor. Ama minyon yok, sıfır minyon. Saniye var ayrıca. Ejder'e gidelim o zaman. Dedim derken siz gidin yani. Güzel ya, beğendim ben yeni sezonu. Göz korkutsa da güzel yani. Yapabilirlerse, ayarını tutturabilirlerse çok güzel olacak bence. Aynen. Deli ya, etti Sirensiz. Garip yaptılar biraz. Alışırız ya illa. Mesela şey var, kartop efekti çok hızlı oluyor önceki metaya göre. Erken bitsin diye uğraşmışlar zaten. Bu arada hızlı bitmesinin nedenlerinden biri de minyonlar seviyeye göre mi? Ne daha güçleniyor. Hatta biri şey diyordu, 4v5 artık oyun kazanma ihtimaliniz yok diyordu. Onu okudun mu hiç? Hayır. Şey diye, tam o olayı bilmiyorum, araştırmam lazım minyonların neye göre güçlendiğini ama adam şey diyordu, bir AFK kalınca seviyesi otomatik olarak düşük kaldığı için minyonlar da onunla birlikte düşük seviye kalıyor, güçlenmiyor o kadar fazla ve 4v5 oyun kazanamıyorsunuz adam AFK olduğu için dedi. Minyon olarak ittiremiyorsunuz dedi. Ama dediğim gibi araştırmam lazım. Ya bilmiyorum, minyonların gücünü seviyeye göre değişecek şekilde yapmışlar sanırım. Mesela onlarınkinin bir saniye bakmam lazım da öldürdünüz minyonları. Niye öldürüyorsunuz minyonları? Neler oldu? Bomba combo ya. Ay çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Ben de çok kötü oynadım. Güzel girdi Ey ya. Su. Ace yedik. Neredeyse. Ace. Oradan mı? Bir an bağırısım geldi ya. Koreliler özen. Basmadım. Abi klasik bu da ya, mid. Ne? Zonya'm var, basmazsın. He. Ay Zonya. Orada ben paketi hala almamışım. Of, koşuşa bak. Ay yanlışlıkla unuttum. Yok yani geriye doğru gidecektim de paket olduğunu unuttum yani. Alma bari. 3'te 3. 4'te 4 mü? Koş. Koş bana 4'te 4 verin. Ay. Kötüsünüz ya. Ben eski eşyaları kasmaya devam ediyorum ama Rektus mesela nişancıya hiç eski eşya kasmadı biliyor musun? Sadece mahvolmuş kralın kılıcı kasıyor. Abi, full yeni eşya var. Gördüm. Şey aldı. Artık beni first item ranking yapılmıyor. Ne alınıyor? Statik. Ona bir tane kanon diye bir şey var. Tamam biliyorum onu. O bayağı güzel bir şey ya. Bir dakika ben abi, de alacağım hatta. Demeye de ihtiyacı olmuyor öyle diyeyim sana.
O ciddi anlamda bayağı güzel bir eşya. Bu arada arkadaşlar, anlamıyorum, rahatsız olmuyorum. Neyden? Telefon kullanmıyorum ya pek. Ha, Vest'te oynuyorum dedim doğal olarak. Anlıyorum. Ataberk vakası. Ya aslında sezon yeni gelmişken bütün eşyaların ismini Türkçe öğrenmekte fayda var da. Sonra sıkıntı olmasın diye. Hatırlıyor musun? Riot ofisinin ilk açıldığı zamanda Türkçe. Onlar da İngilizce söylüyordu seninle. Evet. Daha zamanlardı. Zaman zorla bizi TR'ye sokmuşlardı. Eğer bir dereceli takımda değilsen direkt TR sunucusuna aktarılıyordun. Derece takımda daha atmıyor muydu? Atmıyordu. Ben dereceli takımdaydım, atmamıştı. Orayı tutarsınız, ben alt koridordan ittirme yapacağım. Tutamıyor musunuz cidden? Tamam, tutarsınız canım. Oyalasanız orayı. Savaş girmeyin. Alırız biz bunları. Bence savaş girmeyin, hiç zorlamanıza gerek yok. Fiora ölmezse. Geleyim mi? Evet, fark etmez. Bitiriyorlar sanırım. Bitiriyorlar mı? Bitiriyorlar. Yo, fark etmez ne diyorsun oğlum o zaman? Fark etmezdi. Birazcık base'de bekledi. Lol. Abi kuleyi ben tutmaya çalıştım orada tek başıma. Yaşıyorken bizden. Yalnız keser. Lol. Reflex. Ha, ben yine zonyamı basmadım. Yine mi? Kaç kaç ama. O tek atıyor bana. Bombardıman topuymuş eşyanın ismi. At. Ha, orada şey... siz niye öldünüz? Savaş mı zorladınız? Yora girdi 4 kişi arasında, direkt öldü. Abi yalnız Twitch'in Sindir'i unutmuşum. Sainca neden tekrardan oynanmaya başlandı bu arada? Şeyden dolayı ya. Ben Broken Champ'ler oynanıyor. Ben canı az olan ve daha çok damage'e dayalı olan. Sindir'a da Assassin. Kimse görmedi bunu lütfen. Ne yaptın? Şuradan şuraya geçmeyi denedim, geçemedim. Fark ettin mi trinketleri? Aynen. Artık 250 vererek yapmıyorsun. Aynen. Bence aha. Alıştı. Görmedin onu. Of. Atma işte o salak. Atmasın da ne yapsın? Evet, sinir bozucu biraz abi. Koşas koşasın gidiyor adam sana. O değil de eşyayı aldığıma değmedi biliyor musun? Evet diyorum ya. Cidden değmedi. Yani verdiğim paranın 3 altın fazlasını almış oldum. Ama bu benim minyon kesmememden kaynaklanıyor. Minyon kesmiş olsaydım da yerdi. Neyse şimdi geri satıyorum. Kaça satıyorum? 400 civar bir şey olmasın. Yok, 450'ye aldım. Pardon. Defan satılır o zaman. 150. Yok, 180'e sattım. Neyse, worth. 183 altın kârdayım. Ama o şey veriyor. Ha evet, doğru, pardon. Bir de 5 saldırı gücü veriyor. Öyle. Değdi ya. Devirmeye çalışmak Word'ü. Değdi. Şey mesela, Lucian geri döndü birazcık metaya. Benim Neyse izlediğim olsun. Kadarıyla Bjergsen her yerde her şampiyonu oynuyor. Yani bütün nişancıları orta koridorda oynuyor.
Abi çok güçlüler. Çok güçlüler çünkü. Lucian için de şunu söyledi. Sonrasında ittirmesi falan sıkıntı dedi. Ne ayrı ittirme yapabiliyor ne takım savaşında çok aşırı iyi. Ama koridorda inanılmaz güçlü dedi. Vah. Sen nereye gittin? Ben nereye gittim? Bakayım yandan geçip gidiyor. Ben orada düz vuruş yapacaktım çalmak için. Demiyor muyuz? Barona girdi. Girin. Ben de geleceğim zaten. Yaman sola git kesmeye çalışıyor. Dışarıda bekliyorsun ama. Abi. Çok iyi. Ben nereye gittim? Ben korku oynama bir daha. Abartıyorum ben W'leri. Tanktasın bile. Abi Yasuo bitirecek mi oyunu? Az ki. Ha bitirir. Bitirir ki. Hiç kule yok. Abi bitirecek. Gerçi Fiora Yora durdurur mı diyordum ben ama. Duramadım. Duramaz bence. Keser miydik acaba? Evet atsam. Ama güzel kesti. Kesmesi lazım zaten ya Fiora'nın Yasuo'yu. Bir de True Sight vermiyor artık demişler. Hangi eşya True Sight vermiyor ben anlayamadım. Yani Sweeper True Sight vermiyormuş. True Sight'tan kastı ne? Ben onu anlayamadım. Sight ne ya? Ya olaya bak. True Sight'tan kastını anlayamadım işte. Sanırım şeye deniyor True Sight diye. Şimdi sen buradasın. Sweeper'ı kullandığında bu çalının içinde olmasan bile içinde çalı olduğunu görüyorsun ya. Aha. Pardon, içinde totem olduğunu görüyorsun ya. Sanırım ona True Sight diyorlar ama emin değilim işte. Olmayabilir. Daha doğrusu. Vektörü de atabilirler. Atabilirler. Barona gittiler. Ay çok saçma şey yaptım. Güzel. Baron'u almadılar. Neden acaba? Diyorlar. Yo. Son duvarın arkasında ulti atmaya çalıştım. Abi bir gecede oyuna yabancı kaldık yemin ediyorum ya. Abi LoL'de çok çabuk alışıyorsun ya. Her oyuna alışıyorsun. Mesela CS'de öyle değil. Şey internette çok dönen bir muhabbet var ya. Türk ne denir? Bir dakika açıklayacağım fight'tan sonra. Bir de girecek yalnız. Flash yok. Ward var mı? Ultisi olan Alistar'ı kesiyoruz. Hayır. Sen sürekli güçlü güç atıyorsun gerisi gelmiyor. Aynen. Aslında tanklayabilir miyiz? Şey diyecektim. Latin alfabesine geçildi ya. Atatürk zamanında. Onunla ilgili internette dönen muhabbet şey, bir gecede cahil kaldık diyorlar. Yani biz de LoL'de yeni Yama'ya geçilmesiyle birlikte bir gecede cahil kaldık diyebiliriz sanırım. Uyarlama olarak. Çekmesin de. Efendim? Tepki çekip çekmesin de diyorum. Ya yok. İnternette fenomen olmuş bir geyik olduğu için söylüyorum. Yoksa siyasi görüş olarak söylemiyorum. Kendi siyasi görüşlerim var ama bunları mesela topluluk önünde paylaşmam yani. Ne bilmiyoruz yani sadece. Efendim? Ne bilmiyoruz diyorum. Aynen. Gerçekten arkadaşlar bilmiyorum açıkçası. Neyi? Siyasi görüşünü. Ha aynen. Şaka değil.
Kimseye söylemedim sanırım ya bizim tayfadan. Oo çaldı. Ejderha. Ölmüyor bu ya. Bitirsek mi artık onu? Hala mı öldüremedim? Bu arada tepki çeker mi çekmez mi diye ben de kendi içimde düşündüm ama çekmeyeceğini düşündüm, o yüzden söyledim. Ya şey gibi. Çok ünlü olan bir diyaloğu tekrar söylediğinde onu düşünmen gerekmiyor söylemiş olman için. Hani böyle bir şey var diye dile getirmiş oluyorsun. Ya bunu sen biliyorsun, ben biliyorum ama bazı insanlar kötü. Ya orası öyle. Her zaman biraz daha kendimi o konuda geliştirmeye çalışayım. İnsanların ne söylediklerini çok fazla umursuyorum. Şöyle çok fazla umursuyorum tabii ki. İnsanların söyledikleri, düşünceleri çok önemli. Fakat bazı insanlar sırf ben kendimi kötü hissediğim diye söylediğini fark ettim. O yüzden artık eskisi kadar dert etmemeye çalışıyorum. Ya senin yüzünden? Yok sen değil. Abdur'un yüzündenmiş. Pardon, pardon. Sağ ol, laf attım. Elisi yüzünden ben de combo yedim de Alistar'dan. Lamer. Lamer. O dedi ben sana oyun boyunca blue almadım. Ben aldım. Baron gidecek. Şu yanı, ismin yanında çıkan şey ne? Amblem. Şey o. Şampiyon ustalığı mı? Takıma yok. Takıma para geliyor şey yapınca. Hop çal, çal. Ah be. Neyse güzel. Çok iyi. Süper. Bas bas. Sonya olmadı. Geliyorum. Bak şimdi Sonya basacağım tuttu tutam basamadım. Wow. Wow. Abi yola bak. Değil mi? Efsane. Abi. Ne diyorduk ya biz? Söylediğimiz şey diyorduk. Ha şey, haters gonna hate diyorduk. Ha. Tüller. Ya onu şuradan biliyorum. Mesela bir olay vardı. Ben kaç kez açıklamasını yaptım ben şunu kastetmiştim diye. Adam da sonra tamam anladım falan dedi. Sonra bir sonraki yayında yine aynısını yaptı. Ya aynı kişi yaptı, anladın mı? Hani bilerek o cevabı duymayı seviyor sanki. Sen hep konuşurken ölüyorsun, fark ettin mi? Evet evet fark ettim. Konuşmayacağım ya. Tek. Ölmedi. What? Kalkan. Alistar kalkan verdi. Hayır, hayır. Demir Sorların broşu basmış. Bir de down sureti. Açtım, girecek bence. Bu arada destek ile hangi kabiliyetleri seçeceğinize karar veremediyseniz kartlar kısmından tıklarsanız muhtemelen eklemiş olurum. Orada ben destek kabiliyetleri hazırladım. Kartlara tıkamadan da zaten kanalda görebilirsiniz son yüklediğim videolar arasında. Kabiliyetler çok çeşitli ya, az görünse de. Aynen. Birkaç tane ben açıkçası kendim yapmıyorum genelde, profesyonel oyunculara göre ayarlıyorum. Streamlerden falan mı takip ediyorsun? Aynen. Yani adamı şey yapıyorum mesela. Pro Builds'den nickine bakıyorum tam olarak. En son kullandığı kabiliyet sayfası. Pro Builds mesela şu an kabiliyetleri göstermiyor. O yüzden Roll King'den bakıyorum. Ya var ya aslında öyle bir site kurmak lazım. Pro Builds çok iyi. Onu mesela Türk profesyoneller için kursak güzel olabilir. Yalnız gördün mü Korkin? Bir ultide baksana canıma. Ne işe almış ki? Ayakkabısı sadece seninkiyle aynı.
De ben niye menzilimi görüyorum? Düz atak menzilimi. Hadi. Attım peki. Ya niye hep sizin yüzünüzden ben de zıplıyorum? Çıldıracağım. Deme bari. Aha bu ne? Bir dakika bir dakika. Korki'nin açtığı yoldan gitmeye çalışınca deli gibi yavaşlıyor musun? Abi Rumble... Aa bunlar bitirmeye gidecek. Beyzat. Kuleyi aldık biz. Bir tane. Elis geliyor ya. Onun da canı yok. Gidebilir mi kimin yanı? 690 vurmuş bana da özel teslimat. Baya fenaymış ya. Abi Korkin yaptığını görüyor musun? Gördüm. Lel. Gol. Ejder. Dördüncü. Beyzat istiyorsan sen. Yani 400 para lazımdı. Ben diyordum. Bitirmeye gidelim sonra. Şey vardır ya, nişancının 400 parası vardı eskiden. 550 yapayım derken ölüyordu, jungle geliyordu. Aynen, hatırlıyorum o olayı. Bu arada az önce şey sandım. Hop, Alistar çalacak mı? Çaldı. Çaldı. Çalamadılar. Az önce ölüyken güçlendirme alabiliyoruz sandım. Demek istediğimi anladın mı? Derken? Adını unuttum şimdi ya. Ay. Ben niye bunun ultisini W ile engelleyen Kiora. Alp. Ya güçlendirmeden kastım hiddet karışımı. Ya yani karışımlar. Görme açıkçası. Wrecked. Bayağı iyiydi. Tam bir wrecked. Aynen. Ses geliyor mu sana şu an? Senin sesin mi geliyor? Yok. Köpeğim arkada şey yapıyor. Ha havlıyor. Duydum gibi de. Deme diyorum ben ona. Şey uluyor mu ya. Köpeğin? Sanırım. Sen ulursan o da uluyor mu? Yok ama şey yapıyorum. Bazen mesela benim kişi ama hani şey olayları var ya onların. Bazı dönemlere gidince cins istekleri artıyor. Hı-hı. Kedilerin mart ayı olayı. Dişi olmasına rağmen var onda. Yani erkek gibi var. Mesela bacak istediği zaman yapıyor onu. Abi. Tabii ona şey yapıyorum, hırlıyorum, o daha çok şey yapıyor öyle. Çaka gibi. Neyse. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.